Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde korkunç bir terör saldırısıyla gündeme gelen Yeni Zelanda, birbirinden farklı özellikleriyle büyüleyici bir ülke. Başbakan Jacinda Ardern, yakalanan teröristten bahsederken yaptığı terör eylemiyle hedeflediği şeylerden bir tanesi şöhret. Bu nedenle onun ismini telaffuz ettiğimi asla duymayacaksınız. Sizden de ricamdır. Can verenlerin isimlerini zikredin. O canlara kıyan adamın ismini değil. Şöhret istedi ama biz Yeni Zelanda'da ona hiçbir şey vermeyeceğiz. İsmini bile. Biz de bu videoda Yeni Zelanda'yı yaşadığı bu üzücü olayla değil, güzel taraflarını göstererek sizlere anlatmak istedik. Dünyanın en bol oksijenli yerlerinden biri olan ada ülkesi Yeni Zelanda, sert dağları, geniş vadileri ve gölleriyle etkileyici bir coğrafyaya sahip. Yüzüklerin Efendisi'nin de esin kaynağı olan ülke, binlerce yıllık geçmişiyle de büyüleyici bir seyahat deneyimi demektir. 268 bin kilometre kare alana yayılmış bu ülke, güney ve kuzey adalarının yanı sıra pek çok küçük adadan oluşmaktadır. Ülke nüfusunun çoğunluğu, her ne kadar Avrupa kökenli olsa da ülkenin yerlileri Maoriler de azımsanmayacak bir nüfusa sahiptir. Ülkenin kuzey adası güney adasından daha küçüktür fakat daha kalabalıktır. Kuzey adasına halk, yaşayan ve uçamayan bir kuş olan kivi adını verir. Maori yerlileri Yeni Zelanda'yı büyük beyaz bulutların diyarı anlamına gelen Aotearoa olarak adlandırır. Bu isim için farklı açıklamalar vardır. Çoğu geleneksel Maori hikayelerinde yer alır. Fakat tüm hikayeler Yeni Zelanda'daki ufuk çizgisinin bir şekilde büyük beyaz bulutlarla kaplı olduğuna bağlanmaktadır. Aynı zamanda ülkenin şekline uzaydan bakıldığında da büyük bir beyaz buluta benzemektedir. İnsanlardan çok daha fazla koyun var. Yeni Zelanda az nüfuslu bir ülkedir. Coğrafi olarak toprak büyüklüğü Birleşik Krallığa yakındır. Ancak nüfusu sadece 4.4 milyondur. Birleşik Krallığın 64 milyonluk nüfusu var. Ve dahası ülkedeki koyun sayısı insanlardan daha fazladır. Yeni Zelanda'da kişi başına yaklaşık 6 koyun düşmektedir. Bu dünyadaki en yüksek oranlardan biridir. Anzaklar ve Çanakkale. İngiltere sömürgesi olan Avustralya ve Yeni Zelanda, Anzak adındaki birlikleriyle Çanakkale'ye gelmişler, belki de hiç görmedikleri İngiltere ve onun kralı için canlarını vermişlerdi. Savaşların, milletlerin değil, kişilerin işi olduğunu bilen Atatürk ise savaşta hayatını kaybeden Anzak askerlerine ve annelerine hitaben söylediği, "Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim de evlatlarımız olmuşlardır" sözleriyle dünyaya bir kez daha örnek olmuştur. Plajlar hiçbir zaman uzak değil. Yeni Zelanda'daki plajlar hızlı gidilebilecek bir günlük yolculuk mesafelerinden asla daha uzakta değildir. Aslında ülkenin hiçbir parçası okyanustan 128 kilometre daha uzak mesafede değildir. Bu sayede aynı gün içinde hem kayak yapabilir hem de sörf yapabilirsiniz. Yeni Zelanda eskiden korkunç büyüklükteki bir kuşa ev sahipliği yapmaktaydı. Eğer büyük kuşları seviyorsan Yeni Zelanda senin için çok uygun bir yer. Soyu tükenmiş olmasına rağmen büyük moa kuşları Yeni Zelanda'nın yerli türlerinden biriydi. Bu kuş türü 3.6 metre uzunlukta ve yaklaşık 230 kilo ağırlığındaydı. Kadın haklarına öncülük etti. Dünyanın bu en uzak köşesi aslında en çok gelişeniydi. Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler gibi birçok ülkeden çok önce kadın haklarına öncülük etti ve dünyada kadınlara 1893 yılında seçme hakkını veren ilk ülke oldu. Doğa severler için harika bir mekan. Yeni Zelanda'yı düşününce muhtemelen aklınıza doğa gelecektir. Ülke sadece muhteşem dağlar ve güzel plajlarla dolu değil ama aynı zamanda ülkenin üçte birinden fazlası olan doğal kaynakları gelecek 10 yıllarda da el değmemiş kalmasını sağlamak için korunmuştur. Kivilerin ülkesi. İnsanlar neden Yeni Zelanda'dan bahsederken kivi kelimesini kullanırlar? Aslında kivi adanın yerlisi bir kuş ve sevgi dolu ada halkı için kullanılan bir isim. Kivi ilk olarak adanın yerlisi uçamayan bir kuşun adıydı ve bazı pazar satıcılarının kivi meyvesinin asıl adı olan Chinese Gooseberry'den dolayı satılmayacağını fark etmeleri sonucu meyvenin adı olarak kivi kullanılmaya başlandı. Dünyanın günaydın dediği yer. Gisborne adındaki bu küçük şehir yılın ilk zamanlarında dünyada gün ışığını gören ilk yerdir. Gezegenin bu bölümündeki eğimin bu noktayı daha kuzeye taşımasının ardından 178 derece enlemindeki gün değişme çizgisinden yalnızca 498.3 kilometre uzaklıktadır. Hollywood'un diğer mekanı. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden Hobbit'e, King Kong'a, Son Samuray'dan Balina'nın Sırtından gibi filmlere kadar son yılların en büyük gişe rekorları kıran bazı filmleri Yeni Zelanda'da çekilmiştir. Baş döndürücü doğası ve yaratıcı, rahat insanları bölgeyi film çekmek için ideal bir yer haline getiriyor. Belki inanamayacaksınız ama Yeni Zelanda'yı ziyaret etmek için iyi bir neden arıyorsanız bu da adada hiç yılan olmamasıdır. Yeni Zelanda, yeşilin bütün tonlarının bir
arada olduğu harika bir ülke ve Zelanda'nın %30'u ormanlarla kaplı. Dünya üzerinde Everest Dağı'na tırmanan ilk kişi Yeni Zelandalı Edmund Hillary'dir. Kraliçe Elizabeth II aynı zamanda bu ülkenin de resmi kraliçesidir. Dünyanın en uzun ismi Porangahau Havkes Körfezi'ndeki Taumatavhakatan, Gihangakau, Autamate, Aturipukakapiki, Maungahorunuku, Pokaivenu, Akitanahatahu tepesidir. Lande Ater olarak tanınan, kayarak dağlara tırmanan, büyük dizli adam Tamatea'nın aşkına flüt çaldığı yer anlamına gelen bir Maori ismidir. Eğer bir Yüzüklerin Efendisi hayranıysanız, ülkedeki filmin çekildiği yerlere düzenlenen turlarla görmek istediğiniz birçok şeyi görme fırsatı bulacaksınız. Yeni Zelanda'nın iki resmi dili vardır. İngilizce ve Yeni Zelanda'nın yerli Polonez halkının konuştuğu Maori dilidir. Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'taki gibi araba direksiyonunun sahada olduğu dünyadaki nadir ülkelerden biridir. Anzac sözcüğü, Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu, Australian and New Zealand Army Corps kelimelerinin baş harflerinden meydana getirilmiş bir kısaltmadır. İşaret dili Yeni Zelanda'nın resmi üçüncü dilinden biridir. Nobel ödüllü ünlü nükleer fizikçi Ernest Rutherford Yeni Zelandalıdır. Yeni Zelanda'da 5 milyon kişiye toplam 2,5 milyon araç düşmektedir. Kriket ülkede 150 yılı aşkın oynanmakta olup ülkede organize edilen en eski spordur. Ülke bayanlarda 82,3, erkeklerde 78,3 ortalama yaşam süresiyle dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri arasındadır. Kauri ağacının olgunlaşması 200 yıl sürmektedir. Dünyanın en büyük kauri ağacı ise Waipoua ormanlarında bulunmuş 51,5 metre yüksekliğindedir. Ağacın 2100 yaşında olduğu düşünülmektedir. Yeni Zelanda dünyanın en büyük 5 süt üreticisinden biridir. Yeni Zelanda 2 milli marşı olan birkaç ülkeden biridir. 2 yarasa türü sadece Yeni Zelanda'da yaşamaktadır. Yeni Zelanda yerlilerine Maori denmektedir. Dünyanın en dik sokağı 38 derecelik eğimle Baldwin Sokağı olarak kabul edilmektedir. Bu kadar küçük bir ülke 15.134 kilometre ile dünyanın en uzun sahil şeridine sahiptir. Ülkede açık ve kapalı olmak üzere toplam 400 adet golf sahası vardır. Her 9000 kişiye bir golf sahası düşmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.